Doğan Bey, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle şahsınıza ve kurumunuza çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri yakından tanımakla programımıza başlayalım öncelikle. Doğan Tekin kimdir? Doğan Tekin, Diyarbakırlı bir ailenin çocuğu olarak Ankara'da okumuş ve daha sonra İzmir'e yerleşmiş bir adamdır. Burada 2016'da işletmedeki ortaklarımla beraber yollarımız kesişti ve daha sonradan Racon ailesini kurduk. Racon'a özgü spesiyel ürününüz ya da ürünleriniz nelerdir? Bunları da sizler aracılığıyla paylaşmış olalım. Öncelikli olarak şu an size hazırlatmış olduğumuz Racon Burger. Bizim kendi 400 gram çift köfteyle hazırladığımız, içinde karamelize soğan, turşusu, domatesi, cheddar peyniri olan, yanında eşsiz garnitürleriyle sunduğumuz bir, bu bizim kendi spesiyelimiz. Kendi el işi köftemiz çünkü. Diğer yandan kırmızı et mutfağımız da çok zengin. Et fajitalar, stick sandviçler, barbekü hamburgerler. Yani sandviç hamburger ve wrap seçeneklerimiz ciddi manada çok etkileyici. Öyleyse bizler de burada Racon'da bir spesiyel değil, birden çok var. Gelip burada tatmanız gerekiyor diyebiliriz. Kesinlikle, çünkü anlatmaya kalktığım zaman hangi birini sayacağımı karar veremiyorum. Ama dediğim gibi özellikle benim göz bebeğim Racon Burger. O bizim için en kıymetlimiz yani. Onun için zaten özellikle ondan bahsedip gerisini burada gelen misafirlerimizin tatmasını, deneyimlemesini tercih ediyoruz. Şöyle bir sunuma baktığımda da her şeyden önce göz doyuruyor. Zaten önemli olan da bizim için açısı o. Yani gözün doyması. Çünkü gerisi zaten lezzetten yana hiçbir şüphemiz yok. Ürünlerinizi seçerken nelere dikkat ediyorsunuz diye sorsak? Ürünleri seçerken öncelikli olarak tabii ki de aldığımız markaların kalitesine, bunlarla ilgili aldıkları sertifikalara, yani özellikle gıda bizim için en önemli vazgeçilmezimiz. Yani sadece bizim için hesaplı olanı değil, fiyatını apayrı bir şekilde göz ardı ederek kalitesine, lezzetine ve insanlara olan memnuniyetine bakıyoruz. Bizim için önemli olan bu. Kar amacı gütmeksizin müşteri memnuniyeti birinci planda diyebiliriz. Geldi size mesela Racon Burger, ben bunu beğenmedim dediğiniz takdirde bizim için olay orada bitmiştir zaten. O yemek sizin önünüzden alınır ve siz beğenene kadar ne istiyorsanız o hizmet sağlanır. Peki kaç personelimiz sizlerle birlikte burada görev almakta? Şu an bu mekanımızda 24 personelimiz var. Bunlardan 3'ü barda, 3'ü mutfakta, diğer bütün servis elemanlarımız olmak üzere 24. Peki diğer şubelerinizden biraz bahsetmenizi rica etsem. Rotasyon olarak onlar nerededir? Ya da bu yeni projeleriniz dışında yeni projeleriniz de olacak mı? Elbette ki projeler hala devam ediyor. Gelişme aşamasındalar. O yüzden onlardan henüz çok bahsetmek istemiyorum ama hedeflerimiz var. Yani İzmir içi ve İzmir dışında hedeflerimiz var. Ama İzmir içinde bizim esas kale olarak gördüğümüz yerimiz, yani ilk başladığımız yerimiz İnciraltı'nda. İnciraltı'nda, Balçova semtinde bu arada İzmir'in. Orada bizim ilk başladığımız yer. Daha sonrasında burayı kurduk. Şimdi hala tadilatı sürmekte olan Seferihisar, İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir yerimiz daha açılıyor. Şimdilik şu anda aktif olarak 3 lokasyon. Ama onun haricinde devam eden çeşitli farklı lokasyonlardaki Ar-Ge çalışmaları devam ediyor. Öyleyse diyebiliriz ki diğer iki lokasyondaki şubenizden de aynı kaliteli hizmeti alabilirler. Yakında gelişecek olan projelerinizi de takip edebilirler. Ancak nereden takip edebilirler? Buradan internet sitelerinizde sizler aracılığıyla yine paylaşmış olalım. Tabii ki de yeni gelişmelerin hepsinin tamamını raconailesi.com adresinden takip edebilirler. Bu adresler üzerinden bizlerle iletişime geçebilirler. Rezervasyon yapabilirler. Onun haricinde gelişmeleri takip edebilirler. Peki şu an içerisinde bulunduğumuz şubemiz kaç metrekare alan üzerine kurulu? Kaç kişilik kapasitesi var? Şu an mekanın kapasitesi yaklaşık 180 metrekare. Kullanım alanına dahil. Üst tarafında bir ofisimiz var. Kendimize ait ayırdığımız. Toptal'de hani sınırları biz çok fazla zorlamadık ama sınırları zorladığımız takdirde 300-350 kişilik kapasitelik bir mekanımız burası. Çok geniş çaplı bir alana sahipsiniz diyebiliriz. Peki burada organizasyonlara yer verir misiniz? Tabii ki de özellikle doğum günü organizasyonları burada çok tercih edilen bir olay. Ama onun haricinde açıkçası bize henüz nişan, düğün tarzında bir teklif gelmedi. Gelirse ne düşünürüz? İnanın hani pek bize uygun olacağını sanmıyorum. Ama doğum günü ve bu tarz kutlama özel günler için, etkinlikler için zaten özel hizmetler sağlıyoruz. Peki bundan sonrası için sektördeki hedefleriniz ne diye sorsam? Bizim sektördeki hedefimiz bundan sonrası için de hep aynıydı. Öncesinde de hep aynıydı. Bu işte bir numara olmak. Yani bu sadece İzmir için değil, ilerleyen zamanlarda öncelikle çevre iller olmak üzere daha sonradan Türkiye'nin 81'ine dağılmak.